Bir yerlere mi basıyorsun? Ne? Bir dakika. Ha, böyle basınca oluyor. Benim tam bloomer olduk ya. Abi şuralara basacaksın işte, düğmeler var, bir şeyler var. Herhalde. Son birkaç röportajımı bu soruyla açıyorum. Tabii 20 yılı aşkın süredir sizi takip eden cemiyet hayranlarının size dair bolca fikri var. Peki sizin ilk gözünüzden cemiyette pişiyorum için cemiyette pişiriyorumun anlamı nedir? Kimdir, nedir, ne ifade eder? Ali? Ben de senden bekliyordum. Tolgacığım buyur canım. Yani benim için eğlenceli bir hobi diyeyim ya. Ne diyeyim? Babalarımızın dediği gibi hobi olarak kalan bir şey oldu yani. Bence ya, ben biraz kendimizi öveceğim. Buyur. Hiç çekinme. Ya bir kültürün gelişimine yardım ettik biz yani. Bayağı birçok şey yaptık yani. Sadece tek başımıza grup olarak değil, başka grupları da etkiledik. Başka grupların kurulmasına da yardımcı olduk. İşte başka gruplara alan açılmasına da yardımcı olduk. Yani tabii ki bu kültürün içindeki diğer gruplar da bize yardımcı oldu. Yani karşılıklı bir yardımlaşma da bu. Böyle güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Birçok hayata dokunduk bence yani. Evet, ya, kümülatif bir şeyin hareketi bir parçasısınız aslında. Yani, ve şey yani çok da ilham veren, çok etkili bir parçasısınız her şeye. Koca bir punk sahnesinde bir anıtsınız bence yani. peki pandemiyi nasıl geçirdiniz onu merak ediyorum öncelikle. Bir süredir hani ortalıkta da yoktunuz. Yani, neler yaptınız bu süreçte? Ben başlayayım mı? Başla abi, sen başla. Ya şey, zaten pandemiden önce ben ailemin yanına gitmiştim. Bir öyle bakayım diye. Abi pandemi olunca buradaki evi falan kapatmıştım, İstanbul'dan bahsediyorum. Sonra gitmişken işte ailedir bilmem ne derken geri dönemedim. Pandemi girince 3 yıl falan orada kaldım. Hepimiz gibi. Yani evet, o sırada görüşemedik fazla zaten. Ama bir sürü şarkı marka çıktı yani. Hani onlar işte bir şekilde halledeceğiz. Ben ortaya mı bir sürü şarkı çıktı? Yani. Neye çıktı? Ne, bir sürü şarkı çıktı mı dedin? Evet, evet. Süper. Onlara da geleceğim bu arada. Şunu diyeyim. Az önce devasa bir şey harekete ilham verdiğinizden falan bahsettik. Ben mesela bu pandemi sonrası, tam da sonrası değil işte, hala daha devam ediyor ama bir böyle ne bileyim konserlerin geri dönüş sürecinde bilhassa punk konserlerine gitme sıklığımı arttırdım. Hani aslında birkaç yıldır hani istediğim kadar takip edememiş olduğum bir sahnenin böyle kaba bir tabirle yer altındaki güncel durumunu yoklamış oldum kendi adıma. Yani şunu net bir şekilde söyleyebilirim sanırım. Çok fazla hareket var şu günlerde. Yani tabiri caizse cemiyette pişen çok kişi var. Hani alternatif mekanlarda birbirini bulan bir kitle söz konusu. Çok da akışkan bir kitle. Herkes herkesi tanıyor. Her grupta çalıyor. Ama sanırım zaten punk'ın doğası da her zaman böyleydi. Yani çok uzattım, neyse soruya geleyim. Siz 22 yıllık bir ekip olarak hani işler şöyle değişti geçen yıllarda, şu böyle iyi, böyle kötü oldu diyebiliyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben sana katılıyorum tamamen bu konuda. Yani bu hareketin farkındayım ben. Ama o hep vardı. Sadece biraz daha böyle nasıl diyeyim, ön plana çıktı mı diyeyim. Biraz daha göz önünde oldu. Yani yeni genç çocuklar var. Hani gençlerken gerçekten genç. 17-18 falan yaşında grup kuran çocuklar var şu an. Ve yani uzaktan falan bakıyoruz böyle. Çok da içlerine giremiyoruz biz. Şu boomerlık meselesi yüzündenmişiz. Ama güzel şeyler var ya, farkındayız onun. Hani, takip ediyoruz. Benden böyle. Hadi. Ne diyeyim abi? Yani güzel şeyler oluyor. İşte zaten her yeni kuşakta daha da güzel bir şeyler çıkacaktır yani. Çünkü geçmişten gelen tecrübe var. Onlara kalıyor miras. O
onu kullanıp daha da ileriye götüren bir şeyler yapıyor bu iş yani. Bir sonraki kuşak daha da güzel bir şeyler yapacak. Zaten var olan işte daha evrim gibi bir şey bu yani. Evrimleşmek gibi bir şey aslında. Evet. Ya ben zaten hani ne bileyim yani hala gencim. Benden de geç insanları böyle yeni gruplar kurduğunu zaten gördükçe her konserde yani diyorum da sürekli devam eden bir şey var. De aslında böyle geçen bir arkadaşımla şey konuştuk. Aslında punk kültürü yani neticede müzikten doğrudan müzikten ibaret bir şey denemez ve şey yani ne bileyim çevremizde yeni ortaya çıkan böyle meme kültürü işte daha böyle nasıl diyeyim Vücutucu diye bir kanal var takip ediyor musunuz bilmiyorum. Yani onlar mesela çok punk geliyor bana. Ne diye dedin? Ne kanalı? Vücutucu diye böyle bir absürt mizah bir kanal var. Onlar da mesela ya şey çok absürt mizah yapıyorlar. Yani şey aslında böyle hani nasıl diyeyim görselliğe taşan zaten her zaman çok görselliği ne bileyim çizimleriyle de yer alan bir sahneydi. Ve yani aslında bu günümüzde şeyle birlikte meme kültürü dediğimiz şeyle birlikte de aslında ne bileyim kendine yeni alanlar buldu aslında her sahne gibi. Evet. Doğru. Doğru. Belki işte meme kültürüyle o kolaj kafasını işte fanzinciliği falan şey yapabiliriz. Evet, fanzincilikte. Bizim zamanımızda da fanzincilik vardı işte. Kolajlar, molajlar kopuyordu ortalık falan. Evet. Yani bizim zamanımızda asla sadece müzik değildi punk yani. İşte evet, evet. Var. İşte beton sanatının her dalında bu punk estetiğini görebiliyoruz yani görebiliriz. Evet. Ya, mesela hani internet çağıyla birlikte ana akımın alternatif arasındaki çizgi de böyle yer yer muğlaklaşıyor gibi. Hani isteyen istediği şeye daha kolay ulaşabiliyor. Hani sizin de mesela demolarla başlayan bir kariyeriniz var. Daha sonrasında daha çok hani legal albümlerle de yer almaya başladınız. Ya da demolarınız Spotify'da belirdi. Ya da işte yanlışsam düzelttim ama galiba kimisi de belirip kayboldu. Değişik şeyler oldu. Böyle bir hızlı bir çağda sizin karar alma mekanizmalarınız nasıl işliyor mesela? Bu her şeyin dijital ve hızlı tüketime adapte olduğu bir çağda. Yani karar alma mekanizması derken bunu biraz açar mısın ya? Nasıl karar alıyorsunuz? O süslü kısmı aslında işte. Süslü ifade ettiğim kısmı. WhatsApp'ta karar alıyoruz orada. Nasıl yapalım böyle yapalım. Yani genelde şey görüşemiyorsak işte online konuşuruz. Görüşüyorsak stüdyo çıkışları veya işte toplum standart konuşmalar yaparız. Hani. Ya şöyle tamam. Ama bu aralar her hafta stüdyoya girdiğimiz için çok da bir defa kesin buluşuyoruz zaten. Burada daha çok konuşuyoruz falan. Stüdyolardasınız bu aralar yani. Kaçınılmaz bir şekilde yeni albüme ne geleceğin, gelip gelmeyecek şeklinde bir sorum olacaktı. Bu evet demek sanırım. Yani şey bu yeni albüm için girmiyoruz şu an stüdyoya. Hı-hı. Biraz telafi için gidiyoruz. Hani 3 yıldır çalmıyorduk yani beraber. Onu biraz toparlayalım dedik ama okay, işte ondan sonraki planımız şu konser belki bu konser belki birkaç tane daha ondan sonra bir albüm çalışmasına gireceğiz. Zaten girmek zorundayız yani. Onlar fazla birikince bünyede rahatsızlık yaratıyor yani şartlar. Çıkması lazım yani. Evet. Peki şey bu az önce internet sorusunu biraz da şeyden sordum aslında. Hani bilgiye ulaşma bu kadar kolay olduğu bir çağdayız ama biz bir de böyle alternatif kültür özelinde, yerli alternatif kültür özelinde bir arşivcilik alışkanlığında bir eksik var gibi geliyor mu size de? Yani mesela internette Cemiyet'te bir yorum yazdığında hani ben şahsen böyle nasıl diyeyim hedeflediğimden daha sınırlı bilgiye ulaşabiliyorum. Yani oysa siz özelinde bu koca bir külliyat var ortada.
Bence o iyi bir şey ya, sınırlı bilgiye ulaşabilmen. Ne diyorsun? Niye? Ben de yani biraz gerçekten isteyen ulaşsın diyorum ben hani. Mesela şu an ben CD basmaktansa kaset çıkarıp, yani 1.000 tane CD basmaktansa 100 tane kaset çıkarıp kimsenin bilmediği 10 tane sahafa dağıtmayı tercih ederim. Çok isteyen gidip bulur onu. Hani o çok isteyen gidip çok istediği için bulacağı için daha değerli bir şey olur. Ya biz elimizden gelince onu zorlaştıracağız ya, merak etme. DIY eskisi. Evet. Yani, Konusunda bu arada bunu ha buyur Ali. Pardon lafını böldüm. arşivcilik bizden bir önceki kuşağın çok daha iyi yaptığı iş yani. Aslında bizden daha eski gruplarla ilgili daha fazla bilgi bulabiliyorsunuz şeyde. Biz biraz o konuda bilmiyorum yani. En azından ben bayağı şeyim, fenayım. Defalarca işte bilgisayarım format yedi tabii ki. Öyle yani. Şey kalmıyor. Kalmadı bende. Doğru düzgün. Anladım. Evet, bu arada evet şey sizden eski gruplar ince ya hikayenin başına dönmek istiyorum biraz. Hani tam milenyumun başında kurulmuşsunuz. Hani bir 90'lar sahnesi ve böyle bir şeylerin hareketlenmeye başladığı bir dönemdi. Ve peki böyle hani 90'larda sizi böyle cemiyeti kurduğunuz yolda tabii bu yol böyle dümdüz bir yol denebilir mi bilmiyorum. Hani ilham veren işte gruplar, hareketler nelerdi? O dönem sanırım böyle Spinners, Tampon, Raşit, Radikal Noise gibi grupların dönemi biraz daha. Yine aktif bir dönem. Ya evet. Bizim yani Taksim civarında ismini duyduğumuz Cumuk vardı. Raşit vardı ismini duyduklarımızdan. İşte Athena'nın böyle şey halleri vardı. Hani ya, ilk dönem halleri falan vardı. Captain Hook'ta falan çıktıkları dönemler galiba. Ama ben yani şahsen kendi şeyim için söylüyorum. Onların hiçbirinden müzikal bir etkileşim veya şunlara bak grup kurayım moduna girmedim. Bizim ya yani benim biraz daha yurt dışı kaynaklı şeyim vardı. Ya bu daha iyiymiş falan, bu güzel, bunu takip edeyim diye. Yani onlar, o bahsettiğim tabii ki gruplar tabii çok iyiydi kendi zamanları için, ama hani bana bir ilham kaynağı falan olmadı onlar yani. Hani benim biraz daha böyle işte Amerika'nın İngiliz karışımı bir ekollü şey, özendiğim şeyler. Kimler mesela merak ettim. Nirvana falan. Okey. Pistols. O tarz şeyler. Daha böyle kemik şeyler. Okey. Buradan şey falan vardı. Sokak Köpekleri ve Les grubu vardı. Onlar bayağı tutuyorduk, seviyorduk falan. Bu arada sesin arada böyle kısılıp arada yükseliyor. Onu düzelmenin bir yolu var mı acaba? Galiba yok ya. Son Neyse. cümlen, son soruya verdiği cevap duyulmadı. Ben de duymadım onu bir daha. Evet. Bizi daha çok heyecanlandıran Les ve Sokak Köpekleri gibi gruplardı buradan yani. Ama ben de mesela şeydim, yabancı gruplar. Ben de daha çok anarko-punk falan seviyordum işte. Kress falan gibi grupları. Ne bileyim, Contravain falan bir şeyler. Böyleydi yani. Zaten yani sadece Türk müziği dinleyerek de biraz zor geliştirmek kendini diye Tabii. düşünüyorum yani. Evet. Ne, az önce bir şey diyecektim unuttum. Neyse. Bu kurulduğunuz günlere dair hızlı bir toplanma mıydı? Yani çok muğlak tınladı böyle ama o kurulduğunuz günlerden böyle bir iki aklınıza gelen anı paylaşabilir misiniz? 2000 Kasım oluyor, değil mi? Evet, 10 Kasım. 10 Kasım, evet. Şey, o da işte o tarih standart şey, akılda kalıcı bir tarih diye falan. Oradan Evet. hatırlıyoruz, yoksa hatırlamazdık da. ama mesela ondan daha önce zaten bir şeyler yapıyorduk yani. Biz mesela 10 Kasım 2000'de tanışmadık Ali ile. Daha eski, biraz daha eski olması lazım. Git gel böyle bir şeyler yapa yapa o zaman ismi konmuş oldu.
Ve işte o Cevdet Salman'ın sahaf dükkanında toplanışlarımız falan vardı. Yani ne diyeyim ya. Şimdi düşünce böyle duygusal. Grubu kurmaya karar verdik falan. En son davulcu kaldı. Davulcu arıyoruz falan böyle işte. Gökcan diye bir çocuk vardı. Onu çağırdım. Gel dedim bir konuşalım falan diye. İşte oturduk konuştuk. Gökcan'ı almaya karar verdik. Tamam, bir stüdyoya gittik. 10 Kasım'dı o stüdyo. Ondan sonra tamam kurduk abi grubu. Hadi konser ayarlayalım deyip sonra 9 Aralık'a konser ayarladık tam bir ay sonrasını. Ve böyle işte hazırda şarkılar vardı zaten bayağı bir. İki tane de cover yaptık. Bir ay sonra çat diye konser verdik. O bayağı hızlı oldu yani. O gazla, gençlik gazı. Nasıl bir andı böyle ilk o 9 Aralık'taki konser? Nasıl bir şeydi? Böyle çok hızlı geliştiğinde hesaba katınca. Böyle bir sahne heyecanı var mıydı? Yoksa böyle bir kendinizi buldunuz mu hissettiniz böyle? Abi benim bütün vücudum titriyordu yani. Ödüm bokuma karışmıştı falan böyle. Bayağı fenaydım. Bayağı kötü hissediyordum kendimi. Bilmiyorum siz de öyle miydiniz? Sen öyle miydin Tolga? Yok ya ben böyle şey biraz normalde sosyal fobim var da yani o sahneye çıkınca böyle soğukkanlı bir şey oluyor bende biraz. Bir de şey vardı ya. Metalci arkadaş var diye bizim. Vefat etti. Kerem. Kerem. İlk konserimizi de Kerem işte metalciydi. O geldi bize yardım etti ses konusunda falan. Böyle işte nasıl falan diyoruz böyle sahneden. O bize böyle falan yapıyor. Ama şey bir dönem böyle şimdi söylediğin tam anlaşılmıyor çünkü metal punk böyle bir kavgaları demeyeyim de biraz sürtüşmelerin olduğu bir dönem. Biz mesela kemancıya falan almıyorlardı punklar giremez falan gibisinden. O dönemlerde bize yardım eden metalciler vardı mesela. Kemancıdan arkadaşım eski kemancı özellikle işte arkadaşım mesela şeye gitti iş arıyordu bir kemancı olayım dedi gel dedi beraber gittik kemancıya daha çocuk iş için konuşurken elemanın biri geldi ya dedi saçların iyi de kusura bakma ya işte patron istemiyor falan filan dedi böyle çıkarttı beni. Vay be. Muhaktı saçlarım o zaman işte. Vay Böyle oldu. be. Peki, ben bu anıların üstüne biraz yürümek istiyorum çünkü böyle çok Bir şey daha bir ufak tamam. hani anlatacağım. İlk konserin sonunda Tolga grubu dağıtalım demişti. Ha. Ben onu Bayağı her bir konser sonunda diyorum ama ilk 12 konser Şubat sonu mu olacak cemiyette bir şey yorum yoksa? dağıtalım abi kötü geçti deseydin. Yalan oldu. Tamam. Ay, lütfen dağılmayın ya. Cemiyet, hani siz de mesela şey dediniz, aşırı böyle ulaşılabilir olmayalım. Hani sevenler bulsun bulur zaten dediniz. Mesela hani doğrudan ana akımın parçası zaten diyemeyiz ama şey yani ne bileyim Cemiyet'te Pişiyorum adını zikredildiğinde yani böyle hani bilmezse bile böyle bir o neydi diyen insanlar gördüm belli bir şey var. Nasıl diyeyim orta karar bir şöhret de var gibi aslında bunun öyle ne bileyim biz böyle sanki biraz büyüdük böyle ya da belli bir şöhrete ulaştık diye hissettiğiniz oldu mu? Böyle ya, abi, şu an farklı bir şeye dönüştü bu dediğiniz ilk an böyle neydi mesela? Öyle bir an olmadı hiç ya. Hiç Ben olmadı. de... Bir gün Sercan, işte Ezel var ya, Ezel'le dolaşıyoruz Taksim'de. Ben yani 2 dakikada bir durdurup böyle Ezel'le fotoğraf falan çekmek istiyorlardı insanlar. Daha şey olmamıştı. O ünlü olduğu albümü daha çıkartmamıştı ama yine Underground'da ünlüydü bayağı falan. Hani
hiç öyle bir şey olmadı bize yani. O kadar olmuyor bize yani şey. Arada bir tanıyıp abi, selam abi falan diye muhabbet eden oluyor da bayağı bir Sercan'la yürürken defalarca fotoğraf çekti çocuk yani. Dostlar meclisi gibi yürüyor işte nihayetinde değil mi? Evet. Bizde biraz öyle. Bizde şey ya. Yani arkadaşça konuşabilir insanlar bize falan. O kadar şey olmuyor. Evet. Şimdi lafı 12 Şubat'a getireceğim. Önemli bir kavuşma tarihi ve tabii yeni anılar biriktireceği bir tarih sevenlerin. Dying Vain ve Rotting System öyle kargada konser var. Şu an sizde buna dair düşünceler, heyecanlar, nasıl planlar var? Veya yok bu defa da böyle sonrasında grubu dağıtalım düşüncesi olacak mı? Bu sefer olmaz herhalde ya grubu dağıtma düşüncesi de. Büyük konuşmamak lazım ya. Konuşmadan bilinmez mi? O gün ne yapacağımıza bağlı. Bilmiyorum. Ne heyecan? Heyecan yok çok bende ya. Ama o gün muhtemelen bir heyecan olacak yani. Bayağıdır çıkmadığımız için. Sadece şey biraz değişik olacak. Şu bilet kısıtlaması olayı COVID yüzünden. Ve işte ortam falan biraz hijyen şartları. Bakacağız yani. O bir biraz gerginlik yaratabilir biraz. O kadar. Güzel geçsin. Umarım güzel geçer ya. Ya güzel geçeceğine eminim ben. Şu an mesela yani şey arkadaşlarımla konuşuyorum. Hepimizde öyle bir hasret birikmiş. Ya ben bu arada ilk kez utanarak söylüyorum bunu. İlk kez canlı izleyebileceğim sizi. Öncekilerde hep kaçırmıştım. Buldun mu? Bilet mi buldun sen? Evet, bilet buldum. Fazla varsa bilet. Evet, fazla varsa bilet. Şimdi bu bir röportajı izleyenler benim peşime düşecek değil mi? Bu yüzden. Evet abi. Evet. Şey. Buradan aldırabilirler seni, dikkat et. Yani korumayla geleceğim o gün kargaya. Çok hızlı bitti bu arada ya. Yani bu da bu arada yani sevgiye dair bir şey anlatıyor yani kesinlikle. Yani ben hiç beklemiyordum. O kadar beklemiyordum ya. Biter falan diye düşünüyordum da inanılmaz hızlı bitti. Evet. Ya ben biteceğini biliyordum ama bu kadar yani 2 saatte falan mı bitti? Öyle bir şey oldu sanırım. Evet 2 saatte yalan olmuş biletler. Vay be. Benim bir ara şarjım bitti böyle. Telefonun şarjını bir taktım biletler bitmiş falan. Kötüydü. Bayağı anksiyeteler yaşadım ben o gün ya. Mesajlar geliyor, bir şeyler geliyor, mentionlar atılıyor falan böyle. Allah'ım falan. Bayağı şey oldum, kötü hissettim kendimi. Sanki benim şeyimmiş gibi. İşte 2 dakika internetten uzak kalınca neler neler oluyor hayatta. İnanılmaz hızlı bir şey. Şey, bu arada... Normalde bu noktada soracaktım. Önceden biraz konuştuk ama yeni albüm olacak değil mi? Albüm planı var yani. EP değil. Ya biz EP ya da single taraftardayız. Biraz geleneksel bakıyoruz zaten. Evet. O biraz dediğim gibi kolay tüketim olayına giriyor sanki. Ben de onu pek hoş karşılamıyorum. Evet. Ama belli olmaz da yine. Bakalım. Öyle işlerin gidişatına göre ne kadar daha böyle şeyi var tamamlanmasını tahmini? Neyin? Albümün mü? Hı hı. Daha başlamadık bile doğru düzgün ya. Ha okey. Ya şarkılar? Şarkılar da. Ya kalıp, ya bir kaba taslak var da mesela şöyle bir durum oluyor. Albümü yaparsınız, şarkıları halledersiniz, albümü yaparsınız ama beğenmezsiniz. Veya o şarkıların biraz pişmesi mi diyeyim, ne diyeyim? Kendi kendine başka bir şekilde girmesi gerekir. Bir şarkıyı yaptınız, 10 dakika sonra o şarkıyı kaydedip tamam deyip çıkaramazsınız. Bu oturmamış oluyor şarkı yani. Onu çalacaksınız defalarca. Bir hale, ayrı bir hale gelecek. Ondan sonra hazır olacak. Olacak falan. Evet. Bu zaten konserler, diyelim şarkılar hazır. Çıkması X tarihinde olsa X tarihinden 5-6 ay önce çalmaya başlarız onları. Yani konserlerde duyabilirsiniz zaten. Hı hı.
Evet. Ama şöyle diyeceksin muhtemelen. Konser dinlediğiniz şarkıyla kayıttaki biraz şey olmayacak. Uyuşmayacak. Evet. Çünkü otura değişmiş olacak kayıda kadar. Tabii. Bu muymuş falan bile diyeceğiniz şarkılar olacak. Anladım. Yavaştan sorularım bitiyor. Şimdi bir şey kapanış sorum var. Bunu da aslında hemen hemen herkese soruyorum. Size de bayağı yakışan bir soru bence. Çünkü şarkı sözleri konusunda da çok yani ikonik işler çıkardığınızı düşünüyorum şahsen. Ve onunla ilgili bir soru. Yani diyelim bundan 100 yıl sonra yani müzik efsaneleri temalı bir park açılmış. Sizin de alnınıza bir taş dikilmiş. Buraya da istediğiniz bir şarkı sözünü yazabileceksiniz. Neyi seçerdiniz? Zor bir soru sanırım. Ya zordan ziyade çeşit olarak çok seçenek var şimdi, ne diyeyim hani. Bir kıyaslayıp böyle tartıp falan şu daha iyi diyeceğim bir şey düşünmem gerekiyor ya biraz. Ali sen söyle. Sözleri hatırlamam lazım. Tabii böyle bir anda insanın aklına hepsi gelmiyor ama böyle hani ne bileyim hani ilk önce nelerin geldiğini ölçmenin de bir yolu oluyor bu yani bir bakıma. Ben biraz şeyim ya. Ya muhtemelen ben şeyi seçerdim. Roma'yı seçerdim herhalde bu. Tekrar söyler misin, sesin bir kısıldı. Poma. Poma mı? Evet. Okey. Buldozer yani. Buldozer'i seçerdim ben. Buldozer'in sözlerini koydururdum. Daha politik bir herif olduğum için. Ama tabii ki sanatsal olarak daha şey sözlerde var yani. Güzel. Öyle spesifik bir dize var mı yoksa tam tüm şarkı mı? Tüm şarkıyı koyardım canım. Süper. Millet şey yapsın yani. Böyle de bir şey varmış, böyle bir şey olmuş falan desin en azından yani.